Hepinize selam arkadaşlar. Ben Mahmut Taneverdi. Bugün Filan Üniversitesi'ndeyiz. Bu videoda kısaca bu okula ulaşım nasıl, yurt fiyatları nasıl, eğitim kalitesi nasıl, tüm bilgileri vereceğim. İhtiyacınız olan, özellikle tercih dönemi yaklaşıyor, çok fazla soru alıyorum okullarla ilgili. Eminim bu video sizin işinizi çok görecektir. Bu arada farklı sorularınız varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. Tek tek bakacağım yorumlara. Sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım ekstradan. Bu arada videonun sonunda da kendi fikirlerimi vereceğim. Yani senin yanında ben olsam bu okulu seçer miydim? O yüzden de sonuna kadar izlemenizi öneririm. Bu arada sınıflar bayağı yeterli kadar ferah. Yaklaşık 30-40 kişilik sınıflar bunlar. Yani fazla yer oluyor. Genelde hiç ayakta kalmıyorsunuz. En güzel olay da şu akıllı tahtalar. Akıllı tahtalar her zaman kayıt alıyor derslerde. Bu yüzden de derse girmediğinizde falan kayıtlardan izleyebiliyorsunuz. Online eğitim bize getirdiği güzel şeylerden bir tanesi hala devam ediyor. Şimdi ilk başta eğitim kalitesiyle başlayayım. Çünkü bir üniversite tercihi yapacaksanız bence en önemli faktör İlk başta eğitim kalitesi olmalı. Finalde eğitim kalitesi aslında ilk ben geldiğim yıllarda çok iyiydi. Gerçekten bayağı iyiydi. Hatta bir önceki geldiğim okula kıyasladığımızda aradaki fark bayağı hoşuma gitmişti. Hocalar bayağı donanımlıydı. Şu an dışarıdayım, bilmiyorum ses nasıl geliyor hemen ana yolu arkada. Ama tabii çok iyi akademisyenlerimiz var. O kadar da gömmeyeyim. Çünkü gerçekten bayağı bu işlerde iyi akademisyenler var. En azından bizim fakültede, yani mühendislik fakültesinde. Şöyle bir de kampüsü gezdireyim size hazır gelmişken. Şurası okulun giriş kısmı. Reklamlarda falan hep gördüğünüz yer. Burası otopark kısmı okulun. Fena değil aslında. Son zamanlarda iyice yeşillendirdiler. Şu tam karşıda gördüğünüz kısım bahçe kafeteryası. Muhtemelen bu okula gelirseniz en çok oturacağınız yerde burası olacak. Şurası da okulun arka giriş kapısı. Ders aralarında vesaire buraya gelip oturduğunuzda direkt buradan giriyorsunuz içeriye. Şimdi gelelim okul olanaklarına. Olanaklar çok önemli okullarda. Çünkü zaten eğitim kalitesinden sonra bence en çok önemseyeceğiniz şeylerden bir tanesi okul olanakları. Bu arada cumartesi geldim, biraz okul boş. Hazır boşken de böyle video çekmek istedim. Tabii pek uyanamadım, gözüm yüzüm şiş. Onu artık affedeceksiniz. Şimdi arkadaşlar, bu okulda bir bilgisayar açığı var. Yani toplamda 20 tane falan bilgisayar var kütüphanede. Okulda da binlerce öğrenci var. Tabii ki de bilgisayarlar yetmiyor o yüzden. Ya bir akademik araştırmalar yapmamız isteniyorsa, bir ödev yapmamız isteniyorsa internetten, bizim bilgisayara ihtiyacımız var. Şimdi benim bilgisayarım var ama Türkiye'den gelen bir öğrencinin ya da işte Afrika'dan, Amerika'dan gelen bir öğrencinin bilgisayar olmak zorunda değil yanında. Ve okuldaki bilgisayarlar da yetersiz olunca açıkçası çok büyük açık oluyor. Sınıflar geniş, zaten ben size göstermiş olurum. Ferah, hiçbir itirazım yok. Özellikle öğrenci sayısına göre içerideki hiç sıkıntı yok. Sınıflar okey. Arkadaşlar, şimdi size Final Üniversitesi'ni anlatırken çok şeffaf olmaya çalıştım ama kötü bir yönetim yok arkadaşlar bu okulun. Çünkü öğrencilere ses veriyorlar gerçekten. Mesela ben bir sorun yaşadığımda yazıyorum desteklerine. Direkt sitede var zaten destek online işlemlerden. Bu genelde bir hafta içinde çözülüyor. Yani mesela ilk zamanlar çok iyi hatırlıyorum, online eğitim başladığında mikrofon kalitesi çok kötüydü. Derslerden hiçbir şey anlamıyorduk. Yazdım dese ve ben de bildiğim çok kişi yazdı. Bir hafta içinde tüm mikrofonları yenilediler. Şu an çok kaliteli hale getirdiler. Ya yani bir hafta içinde çözüyorlar mesela. Çoğu okula baktığında öğrencilerin sesini dinlemeyi bırak, ya bir topluluk halinde eylem bile yapsalar dinlenmiyorlar. Bizim okula bu kadar kolay ulaşabilmek, meseleyi çözebilmek, bir sorun yaşadığında çözümünü bulabilmek çok daha kolay. Bence en büyük artısı bu. Şimdi bir de bu noktanın akademisyenlere ulaşım kolaylığı var. Şimdi bazı okullarda arkadaşlarım söylüyor, mesela akademisyenlerine ya da bu videoyu liselerini izlediğini de düşünürseniz hocalarına ulaşamıyorlar. Mail yoluyla, WhatsApp yoluyla vesaire. Şimdi bu okuldaki hocalarda şöyle bir güzellik var. Mail attığınızda genelde bir günde dönüyorlar. Bir günde bakıyorlar mailinize. Akademisyene ulaşmak çok önemli. Çünkü mesela sınavınızla ilgili ya da ödevlerinizle ilgili sorunuz oluyor, anlamadığınız bir nokta oluyor. Mail attığınızda size dönüş yapıyorlar. Netleştiriyorlar kafanızdaki soru işaretlerini. Şimdi de soracağınızdan emin olduğum bir konuyu da söyleyeyim. Final Üniversitesi'ne ulaşım nasıl? Aslında Final Üniversitesi Girne merkeze çok yakın. Hani otostopla ya da otobüslerle gidersiniz rahat rahat. Ama zaten okulun kendi otobüsleri var, ücretsiz bir şekilde götüren. Okula ait ya da özel yurtlara yakın yerlerin hepsinden geçiyor. Girne merkezden geçiyor. Okuldan çıkıyor, yani Girne'yi tamamen dolanıyor. Ondan sonra tekrar okula dönüyor. Bu otobüsler ücretsiz, genellikle saat başı bir tane var. Ama açıkçası özellikle saat böyle 5-6 gibi yoğun saatlerde çok bıktırıyor insanı servisler. Çünkü klimalar çok fazla yok. İçeride 500 kişiyle aynı anda seyahat ediyorsunuz. Yani kolay da değil. Okul yolda nereden baksan bir saat, yarım saat, bir saat falan sürüyor. En uzak bir yerden buraya doğru. Bir de bu arada şeyden bahsedeyim size. Genelde şu geyikle geliyorlar bana. Abi zaten Kıbrıs araba ucuzmuş, bir daha araba alırız. Ucuzdu. Artık değil ama. Şöyle söyleyeyim size. Bundan 2 yıl önce 30.000 TL olan araba şu an 120.000 TL satılıyor. Yani şu an Türkiye fiyatlarıyla neredeyse bir araya geldi fiyatlar. Yapacak bir şey yok yani. Kıbrıs'ta o araba fiyatlarının ucuz geyiği artık yok.
Alkol fiyatlar da artık zamlandı. Pek bir anlamı kalmadı yani buradan alkol alıp Türkiye'ye götürmenin. Şimdi çıkmadan bir de okuldan yurt ve kiralardan bahsedeyim. Arkadaşlar bu videoda kiralardan çok bahsetmeyeceğim. Çünkü Kıbrıs'ta bir ayda ne kadar harcıyorum diye bir tane video yapıyorum zaten. Kiralardan da orada bahsedeceğim. O yüzden bir YouTube kanalına göz atın. Yayınlamış mıyım o videoyu diye. Yayınlamadıysam da abone olun. Sonra yayınlayacağımdır. Şimdi fiyatlara bir göz atalım beraber. Yurt fiyatlarından bahsedelim şimdilik. Bu fiyatlar 2021-22 yılları için, akademik yıl için geçerli. Muhtemelen fiyat güncellenecek, haberiniz olsun. Bir güncel fiyatları internet sitesine göz atabilirsiniz. Açıklamalara bırakacağım zaten linkini. Beylerbeyi kız yurdu yıllık 8500 TL'ymiş. 2 kişilik odada 1 kişi. Ortak banyo. Çatalköy yaşam merkezi hemen okulun yan tarafı. 12.500 TL'ymiş. Yine 2 kişilik odada. Liman yurdu ki pek liman yurdunu tavsiye etmem bu arada. Yurtlarla ilgili belki video yaparım sanmıyorum ama. Liman yurdu da 8.000-10.000 TL arası değişiyor. 2 kişilik oda galiba 10.000 TL'ydi. Oda kapasitesine göre değişiyor fiyatı. Serinin yaşam merkezinde 2 kişilik odalar 12.500 TL, 4 kişilik 9.000 TL. Ya bence Serinin yaşam merkezi bu arada Final Üniversitesi'nin yurtlar arasındaki en iyisi. Haberiniz olsun. Daha böyle bir sürü yurt var. Hani tek tek sayamam tabii. Açıklamalara bırakacağım o yurtların linkini. Direkt oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi bir de özel yurtlardan bahsedelim. Okula ait olmayan yurtlar. Benim arkadaşlarımdan bir kısmı, birkaç tanesi özel yurt tercih etti daha ucuz diye. Hatta şöyle söyleyeyim. Normal yurdun fiyatı 13-14 bin TL, 20 bin TL ise bu özel yurtun fiyatı 5-6 bin TL'ydi. O yüzden tercih ettiler ve pişman oldular. Çünkü yurt müdürü sürekli olay çıkartıyordu, sürekli zam yapmaya çalışıyordu, yoktan yere para almaya çalışıyordu, öğrenciler dağılıyor. O yüzden bu özel yurtları çok fazla tavsiye etmiyorum size. Özel yurta gidecekseniz de o yurda daha önce gitmiş birisinden mutlaka bilgi alın derim. Hazır yurt fiyatlarına gelip bir de şeyden bahsedeyim, bu okul eğitim ücretlerinden. Okul fiyatları aslında bence Final Üniversitesi'nin en büyük avantajı adadaki en uygun fiyatlı okullardan bir tanesi olması. Şimdi bu yıllık kayıt ücreti her öğrenci veriyor, %100 burslu olsa da. O zaten nettir. Ne kadar oldu bellidir, sitede yazar. Bir de eğitim harcı vardır. Genelde zamlananlar bu eğitim harçları oluyor. Şimdi artık kısaca okulun avantaj ve dezavantajlarından, yani kötü yanlarından bahsedelim. Bu videoyu bitirelim. Her şeyden önce iyi yanlarından başlayacağım. Bu okul çok uluslu bir okul arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, serviste, kafeteryada vesaire sınıflarda fark ettiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla bu okulda Türk öğrenciden çok yabancı uyruklu öğrenci var. Arap, Afrika kökenli özellikle çok fazla var. Yani özellikle yabancı dili öğrenmek istiyorsanız bence iyi bir seçenek olabilir Türkiye'deki bir okula kıyasla. Çünkü yani burada öğrencilerin çoğu yabancı olduğu için mecbur İngilizce konuşuyorsun. Bu da senin İngilizceni geliştiriyor. Bölümlerin çoğu da İngilizce bu arada. Eğer İngilizceniz yetersizse de çok kafanıza takmayın. Önce zaten size İngilizce seviye tespit sınavına sokuyorlar. Eğer İngilizceniz yetersiz gelirse sizi hazırlık okuluna alıyorlar. İngilizce hazırlık okuluna. Eğer üniversiteye başlarken tereddütleriniz varsa ben nasıl yapacağım diye, bence bir hazırlık okulunu tercih edin derim. Okul tanımak için ideal bence hazırlık okulları. Çünkü lise gibi bir ortam. Herkes yeni, herkes soru işaretleriyle geliyor. Ve de dersler çok ağır değil. O yüzden hazırlık okulu iyi aslında. İki, fiyatlar diğer okullara göre çok daha uygun fiyatlı. Yani zam gelse de her türlü daha uygun diğer okullardan. Üç, iş garantisi verdiği, daha doğrusu verdiğini söylediği bölümler var. Ben bile bir şahit olmadım ama iş garantisinden gerçekten yararlanan arkadaşlar var. Akademisyenlerle kolay iletişim kurabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Diğer okullara kıyasla çok daha kolay iletişim kurabiliyorsunuz. Bir sorunuz olduğunda direkt okula yazıyorsunuz ve sorun çözülüyor. Şimdi bak, dediğim gibi kıyaslamak istemiyorum ama diğer okulda da ben sorunlar yaşadım. Diğer okulda da ulaşmaya çalıştım, öğrencilerine ulaşamıyordum. Gerçekten gittiğimde bir sürü sıra oluyordu. Öğrencilerin sorunu çözmüyor, telefona gönderiyor. Telefonda arıyordum, açmıyorlardı. Ya burada direkt giriyorsunuz siteye, canlı desteğine yazıyorsunuz. Canlı destekten sorunlarınızı çözüyorlar. Derken bir de kötü yanlarından bahsedelim. Yağmur başladı bu arada, benim kalkmam lazım artık, hızlıca bahsedeyim. Eğitim kalitesi giderek düşüyor. İlk yıla oranla bence eğitim kalitesi düştü. Mesela benim Girne Amerikan Üniversitesi'nde ortalamam 3.48'di. Finale geldim, ortalamam 2'nin altına düştü. Aynı efor sarf ettim, aynı şekilde çalıştım. Bundan önceki yıllarda çok daha samimi buluyordum açıkçası bu okulu. Artık o samimiyeti çok fazla hissedemiyorum. Kampüsü çok küçük, size zaten göstereceğim detaylı olarak. Ya kampüs yok hatta. Diğer Yine Amerikan, Doğu Akdeniz, Yakın Doğu gibi okullarla kıyasladığımızda, yani ben liseye mi geldim, dershaneye mi geldim diye soruyor olabilirsiniz. Arkada da kampüsü görüyorsunuz, bu kadarcık. Şimdi dediğim gibi bu okula gelirseniz pişman olmazsınız bence. En azından Kıbrıs'a diğer okullara kıyasla gerçekten daha iyi. İyi yanlar da var, kötü yanlar da var arkadaşlar. Şimdi Türkiye'deki iyi bir üniversiteyle kıyasladığımızda kötü sayılabilir. Ama Türkiye'deki orta ve düşük seviyedeki bir üniversiteyle kıyasladığımızda bence Final Üniversitesi'ni tercih edebilirsiniz. Yine herhangi bir soru işaretiniz olursa tekrar videonun arasında da söyleyeyim.
yorumlarda bırakabilirsiniz. Yorumdan yardımcı olmaya çalışıyorum. Ya da direkt Instagram'dan mesaj atabilirsiniz bana. Instagram'da bırakacağım. Genelde mesajlara biraz geç dönebiliyorum, göremiyor biliyorum ama ya yine de siz mesajla dolaşabilirsiniz eğer istiyorsanız. Bu arada finale gelirseniz bu videodan sonra gelin benimle de tanışın. Tanışalım beraber. Bir çay kahve içeriz okulda. Güzel güzel. Bakalım gerçekten memnun kaldınız mı kalmadınız mı onu da merak ediyorum. Eğer final üniversitesini tercih ederseniz. Bu videoyu beklediğinden iyi çektim bu arada. Çünkü yağmur da var şu anda. Yağmur yağıyor. Bence yapabildiğim en iyisi bu. Ve içime de sindi bu video. O yüzden mutlu mesut koyacağım bunu yayına. Yine aklınızda sorular varsa benim kanalıma bir göz atın. Eğer kanalda yoksa yorum atabilirsiniz sormak için. Şimdi hepsi bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sabah erkenden geldim. Cumartesi. Okulda kimse yokken bu videoyu çekeyim dedim. Rahat rahat. Soru işaretiniz varsa yorum bırakın. Yorumlarınızı mutlaka yanıtlayacağım. Aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu işler sorarak öğrenilir. Ben üniversiteye başlarken hiç böyle yardım alacağım video yoktu YouTube'dan. Hani soru işaretlerim asla karşılamıyordu videolar. Ben de istiyorum ki hani bu liseden özellikle yeni mezun olup üniversite hayatına yeni başlayacak öğrencilere yardımcı olabileyim. Aklımlardaki soru işaretleri giderebileyim. Çünkü dediğim gibi Kıbrıs'la ilgili video yoktu ben. Üniversiteye başlarken çok zorluk çektim. Bu zorluklar siz çekmeyin diye Kıbrıs'taki üniversitelerle ilgili her şeyi size anlatmaya çalışıyorum. Şimdi hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Çok güzel içerikler var. Haberiniz olsun. Bu arada Kıbrıs'ta bir ayda ne kadar harcıyorum videosunu da izleyin. Özellikle Kıbrıs'ta okumayı düşünüyorsanız o videoda sizin işinize çok yarayacak. Hadi hoşçakalın. Görüşmek üzere.